peşin. Onun benden ne farkı var? Onunki altından, seninki tenekede. Yok, elmastan. Altından lan işte. Gümüşten. Hadi lan, tenekeden lan. Bilezikler, mevzana doğmadan. Kaç numara? 9 oy, oy, kimmişim. Hadi be, ver bir badem amcana. Aferin sana be. Sen mi ona baktın? Hanım gördü mü? Ne oldu peki? Resimlerimi çekmiş benim. Ne? Poz mu verdin herife? Ne pozu? Uzaktan çekmiş. Bu evde ona dokunmak bize yakışmaz. Sen ne diyorsun? Nene bu evin adının katili be! Bu Allah'ın bir sınavıdır bize. Ben sınavına dinlemem. Baba gebertirim ben bu evi. Peki. Defol. Defol! Evimize aman dilemeye gelmiştir. Şu kapıdan çıkmadan ölürse yıllarca alnımızda kara leke olur. Devam! Bu evde herkes beni sana yakıştırıyor ama seni sevmiyorum ben. Ankara, Ankara, güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara. Geçirmezlerse geçirmesinler, zaten bir hayrı yoktur çocuklara. İyi oldu bu sınıf bunlara. Ne işi var o tazı gelinin o adamın yanında? Belki de o evlatlık Adnan'dadır gözü. O kadar da değil atmayın. Adam, bizim ne gibi gizli vazifalarımız var bilmiyorsun ha? Gümrük muhafaza müdürünün oğludur, cebelleşme. La değil gümrük muhafaza müdürünün oğlu, ferişte olsana yazar lo. Ayağını ben kal, kaydırırım ha. Yer lo. Devlet görevi bu ha. Memleketin sınırlarını korumak için çektik. Ne güzel koruyorsun zavallı deli Selami'den, Rahim'den. Arkadaşlarımı göremiyorum. Baba annem kaçtı. Nereye kaçtı? Sarı Kamşa teyzemlerin yanına. Neyle kaçtı lan? Mehdi bak bakalım gümrük kanununa. Karısı kaçan memurlar ne yapıyormuş? Mehdi Bey. Bir çirke porpuanta yapmaz. Şahane. Aa, sınırı ihlal etmişler. Şahane, sakın aklından böyle bir şey geçirme. Dur diyorum bak. Geç. Şahane kız. Geç çabuk.
Sınırı ihlal etmeyin. Nereye gidiyoruz? Rahim amcanın evinden başka benim yok. Benim çocuklarım orada. Sınırı ihlal edemez. Yürü kız yürü. Lan. Şahane, şu anda sınırı geçmiş durumdasın. Kanunları ihlal ediyorsun. Çocuklarıma da kanunları ihlal ettiriyorsun. Bakalım Rahim seni kabul edecek mi? Bak Mehdi, ben azametlerde kalacağım. Bu azametlerin evini buraya dahil ettin. Etmedin, beni yok bil. Tayinin çıksın diye seni bir sene bekledim. Daha da beklerim. Git Ankara'ya bu işi hallet. Bu teli çektim buraya. Köyü ayırdın. En sevdiğin arkadaşına husumet yarattın aranda. Sevenleri ayırdın. Her şeyi fuh etti ya. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ulan Muharrem! Ne olsun işte böyle derd üstümün adresi oturup duruyoruz. Allah'ın adamı, ayın kaçı. Hala kirayı vermedin. Gel paranı vereyim gel. Bana bak Muharrem oraya bir gelirsen. Gel gel. Rahim. Ulan Muharrem, ulan maynak Muharrem, ulan kancık Muharrem. Beni anlamıyor. Baban diyor. Bana bir şey söyle. Çok yalnızım be atam. Çok yalnızım be atam. Çok GKK. GKK nedir lan? GKK abi bilmiyor musun? GKK. Gönül kaçanı kovalar. Mesela bir karı seni terk etti. Sen onu iki kere terk edeceksin. Ama o karı seni sevdi. Sen onu iki kere seveceksin. Kural budur. GKK. If you love somebody, set them free. Bakın, şu resimde görüldüğü gibi yakışıklı, namuslu, helal süt emmiş bir prens lazım bize. Hadi bulup gelin. Lütfen komiserim, böyle işler yakışmıyor koskoca devlet memuruna. Ben bu yaştan sonra prens aramam. Şimdi diyorsun ki, ayna güzel ayna. Var mı benden daha kıyak karı dünyada? Ayla kardeşim söylesene bana benden güzel karı var mı ortalıkta? Yoktur bacım. Sahi mi söylüyorsun? Ekmek kuran çarpsın yoktur. Anam babam ölsün yoktur kraliçem sizden daha güzeli. Hiçbir yere gitmiyoruz. Burada kalıyoruz. Oyunu da çıkarıyoruz, yarışmaya da katılıyoruz. Ama nasıl? Tamam. Tamam olur. Söyle bakalım. Benden daha güzeli var mı bu dünyada? Çirkin karı, çirkin karı. Siz kendinizi güzel zannediyorsunuz ama... Nah güzelsiniz. Ne diyorsun lan sen? Komiserim bana vurdu. Pardon Memur Bey. Komiserim yanlışlıkla oldu. Okuduğum ilk bir masal mutsuz sonla bitmedi. Ve bundan sonra da uzaklara gittiğimde hep birlikte olacağız. Sen, ben, annem, dedem, prens, hepimiz, tüm sevdiklerimiz birlikte olacağız. Benden sonra da bu masalı dört elinde sarıl. Köçek takımıyla, tiyatro kumpanyasıyla mı gideceksin? He? Ben şimdi Ankara'dan gelen bu kağıtları ne yapacağım ha? Ne yapacağım? Söyle bana. Ankara'ya söyle. O kağıtları sonsuz yağmur yağsa mutlulukla sansa dünya. Yasalar her zaman masum değildir Müzeyyen Hanım. Bir sabah uyandınız ve birileri diyor ki size sabah kahvaltısında zeytin yemek yasak. Ne olurdu? Sabah kahvaltısında zeytin yemeyiz. Yanlış. Her yasak kendi isyancısını yaratır. Zeytin severler bir örgüt kurarlardı. Üzerinde zeytin dalı amblemi olan bir bayrakları olurdu. Zeytinlere özgürlük diye bir marşları olurdu belki. Şimdi soruyorum size. Zeytin severler ayaklanıp dağa çıksa, dağa çıkan mı suçlu? Yoksa zeytini yasaklayan mı? Dün yok, yarın yok, bugünü yaşayacaksın. Gel güzel. Yok. Gel güzelim. Ay. Gel.
beraber. Momentus. Momentus. Anacığım, Momentus. Anacığım, ay. Momentus. Ah, ay. Momentus. Ah, ay. Momentus. Momentus. Momentus, şahane. Momentus. Bunu tanıdınız mı Müzey Hanım? Babam benim ellerimde can verdi. Kendini vurdu. O kadar çok isterdim ki benim filmimin galasına gelsin. Beni bir kere kucaklasın. Oğlum desin.